Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Veri yapısı algoritmalarından bağlı listeyi, kuyruk veri yapısını ve yığın veri yapısını daha önceki videolarımızda işlemiştik. Bugünkü videomuzda bir örnek uygulama yapacağım arkadaşlar. Örnek uygulamamın içerisinde bağlı liste algoritması, yığın veri yapısı ve kuyruk veri yapısını içine alan bir uygulama. Uygulamamın ismi palindrom kelime bulma. Bu programın amacı yani palindrom kelime tersten ve normal düzden okunduğunda aynı şekilde okunan kelimelere palindrom kelime diyoruz. Ben programın bitmiş halini çalıştırdım arkadaşlar. Bir test edelim, daha sonra kodlamaya geçelim. Kelimemizi yazalım. Örnek veriyorum, Sadık yazdım. Enterladım. Sadık kelimesi palindrom değildir. Çünkü baştan da okusak, sondan da okusak aynı kelimeyi okumuş olmuyoruz. Ancak bunu tekrar çalıştırayım. Bir başka kelime üzerinde test edelim. F11 ile çalıştırdım. Evet, geldi arkadaşlar. Şimdi Anna yazalım. Enter'lıyorum. Anna kelimesi palindromdur dedi. Yani Anna'yı baştan da sondan da okusak aynı kelime, aynı anlama geliyor. Bugünkü yapacağımız program bu arkadaşlar. Kodlaması bu şekilde buradan başlayıp aşağıya doğru yavaş yavaş iniyorum. Burada bitiyor. Bu kodlamada arkadaşlar birincisi bir bağlı liste yapısında kullandığımız düğüm oluşturma kalıbımız var. İkincisi stack yapısı var arkadaşlar. Bir de üçüncüsü de kuyruk yapısı var. Burada harfler siteye giriyor ve kuyruğa giriyor. Girdiğimiz kelimenin harfleri. Daha sonra karşılaştırma yapıyoruz. Stack ne yapıyordu? Kelimeleri okurken sondan okuyordu. Kuyruk veri yapısı da okuma işlemini baştan okuyordu. Yani kuyruğa giren veriler baştan çıkıyordu. Siteye giren veriler sondan çıkıyordu. Siteyi niye benzetiyorduk? Üst üste konmuş bir tabakların ya da kitapların alınmak istendiğinde en üstteki verinin alınması. Kuyruk yapısındaydı özelliği. Kuyruğa giren kişilerden en önce kuyruğa giren kişi işlemini en önce halleder ve kuyruktan ayrılır. Buradaki iki mantığı kullanarak, stack ve kuyruk veri yapısı mantığını kullanarak kelimenin tersten ve düzden okunması durumunda palindrom olup olmadığını test edeceğiz. Kodların yazılmış hali bu şekilde, ancak biz baştan yazacağız arkadaşlar her şeyi. O yüzden boş bir sayfa açıyorum. Ctrl N ile boş bir sayfa açtım. Ve kodlamalarımıza geçelim. Önce kütüphanelerimizi ekleyelim. Int main'imizi aşağıya oluşturalım. Şimdi arkadaşlar biz bir bağlı liste yapısını kullanarak düğüm alacağız. Düğüm oluşturacağız. Ve bu düğümü siteye de ekleyeceğiz. Kuyruğa da ekleyeceğiz. O yüzden önce bir bağlı liste yapımızı oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Struct node diyorduk. Bir tane düğüm oluşturma kalıbı oluşturuyorduk. Integer data diyorduk ve bir de bir sonraki düğümü gösteren gösterici oluşturuyorduk. Bu neydi bizim oluşturduğumuz kalıp arkadaşlar? Bağlı liste kalıbı. Yani düğüm oluşturma kalıbı. İkinci bir kalıp oluşturacağız. Bu kalıbın içerisine de verileri gireceğiz. Girdiğimiz veriler yukarıdaki şu kalıptan üretilen düğümler olacak. Önce bir stack yapısı oluşturalım arkadaşlar. Struct stack diyeceğim buna da. Bunun içerisinde neyimiz vardı arkadaşlar? Integer cnt dediğimiz stack'teki verileri tutan, adetini tutan değişken. Bir de en üst değeri tutan tab değişkenimiz vardı. O tab değişkenini de yukarıdaki node tipinden oluşturuyorduk. Onu da şöyle yapıyorduk. Struct node tab diyorduk. Bu stack yapımız arkadaşlar. Yani şu düğüm kullanılarak siteye veri ekleyeceğiz. Bir de struct kuyruk yapısı oluşturalım. Ona da true diyelim arkadaşlar.
Aynı şekilde bunda da integer cnt olacak. Adeti tutacak bu cnt. Kuyruğa eklenen düğümlerin adetini tutacak. Bir de iki adet pointer'ımız oluyordu arkadaşlar kuyruğun içerisinde. Bu neydi? Biri en baştaki düğümü gösteren front, diğeri de en son düğümü gösteren rear'dı. Onları da oluşturalım. Hemen şuradaki node tipinden oluşturacağız. Oluşturuyor. Struct node. Birisi rear'dı arkadaşlar. Bu son düğümü gösteriyordu. Diğeri de struct node tipinden olsun. Front. Şuraya karşısına yazı vereyim arkadaşlar. Yığın oluşturma kalıbımız. Yani bu da kuyruk oluşturma kalıbımız. Yani yapımız. Şimdi yapılarımız hazır. Toplam 3 adet yapı oluşturduk. Bu bağlı liste yapısı, bu stack yapısı, bu da kuyruk yapısı. Bizim girdiğimiz kelimeler kuyruğa ve siteye ayrı ayrı eklenecek. Siteyin özelliği veri okurken sondan okuyor. Kuyruğun özelliği veriyi baştan okuyor. Bizim yazacağımız zaten palindrom kelimeyi de baştan okunduğunda ya da sondan okunduğunda aynı kelime okunmuş oluyorsa bu palindrom kelimeydi. Bizim bu uygulamamızda hem siteyi hem de kuyruğu iyi anlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi önce başlangıç değerlerini vermemiz gerekiyor. Siteye de kuyruğa da bir başlangıç değerlerini verelim. Başlangıç değeri CNT'nin sıfırla başlaması gerekiyor. Düğüm ekledikçe artacak. Yani kuyruk da aynı şekilde. O yüzden şuraya önce bir define size da oluşturalım arkadaşlar. Ön işlemci komutumuzu. Define size 100. 100 adet düğüm alan bir size boyutu belirledik. Yani kuyruğumuzda, siteğimizde en fazla 100 adet düğüm alabilecek. Buradaki sayıyı siz ne yazarsanız o kadar kapasitesi olmuş olacak. Şimdi varsayılan değerleri girelim arkadaşlar. Void başlangıç şöyle yapalım. Önce siteyi yapalım arkadaşlar. Stake başkur. Burada ne dedim? Siteye başlangıç değerlerini gir ya da kur dedim ya da gir. Şöyle yapalım. Ya da baş ver diyelim. Başlangıç. Burada parametre olarak siteyi alacak. Bir pointer'la adres, siteyin adresi üzerinde işlem göreceğiz arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Siteyin içindeki, pardon şurayı S yapacağım arkadaşlar. Kuyruk değil, S olsun. Siteyin içindeki CNT'yi sıfır atar. Siteyimizde bir CNT var. Bir de pointer'ımız node tipinde bir göstericimiz var. Onu da hemen değerini verelim. Siteyin içindeki tab eşittir null olacak. Şu an düğüm eklemesi yapmadık. Düğüm eklemesi yaptığımız zaman ilk düğümü buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu değişkeni ekleyeceğiz. Bu başlangıç veri kopyalayacağım. Bir de bunu kuyruk için yapalım arkadaşlar. Yukarıdaki yığın içindi. Bu da kuyruk için olacak. Hemen şu S'leri Q yapalım. Şuradaki stack değil de kuyruk olsun. Şuradaki tipten oluşan bir değişken. Bunu da Q yapıyorum. Aynı şekilde şu S'leri de Q yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Tabii kuyruğun içerisindeki değişken farklı. Tab değil. Burada stack de tab'da ama burada iki tane pointer'ımız var. Göstericimiz var. Bunun ilki bu rear dediğimiz en son düğümü gösteriyor. Kuyruktaki en son düğümü. Front da en baştaki düğümü gösteriyor. Onlara tab değil de şöyle yazacağız. Q'nun içindeki rear eşit olsun. Q'nun içindeki front'a o da eşit olsun null'a. Varsayılan değeri null ikisinin de. Yani front'a da rear'a da varsayılan değerini null verdik. Burası da tamam. Yani başlangıç değerlerini burada iki metotta hem kuyruğa hem de yığına verdik arkadaşlar. Şimdi gelelim ekleme metoduna. Önce siteye ekleme metodunu yapalım. O yüzden ne diyorum? Void olsun. S ekle diyorum arkadaşlar. Siteye ekle. Stack değişkenini şu şekilde tanımlayacağım. S olarak. Yani şuradaki tanımlamam arkadaşlar. Stack değişkenini
geldiği zaman parametre olarak stack değişkeni geldiği zaman adresi üzerinde işlem yapabileceğim. Yani pointer olduğu için gelen siteğin adresi gelecektir bana ve ben o adres üzerinde gerekli silme ya da ekleme işlemini yapabilirim anlamına geliyor. Şimdi siteğimizin içerisine girdik, ekleme metodumuzun içerisine. Bu aslında neydi arkadaşlar? Şunu karşısına yazayım. Biz buna aslında siteye ne yapıyorduk? Push yapıyorduk. Ekleme metodumuz push'tu. Ben Türkçe kelimeler kullanayım daha iyi anlaşılsın. Push metoduyla ekleme yapıyorduk siteye. Şimdi ekleyeceğiz ama önce bir test edelim. Stack dolu mu? Değil mi? Burada bir kapasite belirlemiştik 100 diye. Bunu geçemez. Stack de geçemez. Şey de geçemez. Hatta bunu şöyle yapalım. Sayısı ayrı ayrı saysın ya da aynı sayısı fark etmez. Sonuçta aynıya gelecek. Yani siteye de ayrı bir sayı mı verebilirdik ya da kuyruğa da ama gerek yok. Sonuçta sayı ikisinin de aynı olabilir. Boyut. Şimdi if diyeceğim. Burada stack üzerinde işlem yapıyoruz da stack dolu mu? O yüzden bir s dolu mu diye bir metod oluşturalım. İçerisine stack'i parametre olarak gönderelim. Ve parantez içerisine girelim. Stack doluysa stack dolu diye mesaj versin ve ekleme yapmasın. Tabi şu an stack dolu diye bir metodumuz yok. Onu da şurada oluşturalım. Bul s dolu mu? Parametre olarak stack'i alacağız. S diyelim. Burada return diyelim arkadaşlar. Stack ne zaman dolu olur? S'nin içerisindeki cnt eşit size eşit olursa stack doludur. O yüzden dolu olduğu zaman ekleme yapmayacak. Else diyelim. Yani dolu olmadığı anlamına gelsin. Else kısmında siteye ekleme yapacağız. Ancak siteye ekleme yaparken ilk düğüm bizim için önemliydi. O yüzden else'yi else if yapalım. Önce bu else if kısmında siteyin ilk düğümü bu kısımda ekleyelim. Bu siteyin ilk düğümünü ekleme olayını da şu şekilde test edeceğiz. S boş mu diye bir metot sorgulayalım. Ve içerisine siteye parametre olarak gönderelim. Ve eğer stack boşsa eklenecek olan düğüm de zaten ilk düğümdür. Şu an s boş mu diye bir metodumuz yok. Onu da şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Bu s boş mu? Stack'ten s parametresi alsın. Return etsin. Hangi durumda return edecek? S'nin içindeki cnt eşit sıfırsa stack boştur arkadaşlar. Çünkü cnt'ye düğüm ekledikçe artıracağız. Düğüm sildikçe eksilteceğiz. Yukarıda dolu muyu size eşitlemiştik. Boş muyu da sıfırla test ettik. Boşsa buraya girecek ve biz ilk düğümümüzü siteye ekleyeceğiz. İlk düğümümüzü şurada ekleyeceğimiz düğümü tanımlayalım arkadaşlar. Neydi tipi? Struct node. Node tipinde bir düğüm ekleyeceğiz. Struct node eleman diyeyim. New node diyerek bellekte yer ayır. Elemanın datası şurada parametre olarak gelsin arkadaşlar. Integer k diyelim. Dataya k atalım. Şu an next'ini belirlemedim. Next'ini duruma göre belirleyeceğiz. Eğer ilk düğüm eklenecekse ne yapıyoruz? Elemanın next'ini ne belirleyeceğiz? Çünkü ilk düğüm zaten. Şimdi ilk düğümümüzün ismi neydi arkadaşlar? Burada siteyi yukarıda tanımlarken siteyin içerisinde bir boş düğüm oluşturmuştuk. Tab düğümü. Bu tab düğümü ilk düğüm, bu tab düğümüne eklenen elemandır arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? S'nin içerisindeki tab'ı eşitliyorum elemanı. Artık ne oldu? İlk siteyimi tab değerine null belirlemiştim yukarıda. İçerisini elemanla doldurdum. Elemanımı da şurada oluşturmuştum zaten. Tabi burada s'yi bir artıralım arkadaşlar. Siteyin içerisindeki cnt'yi artı diyelim. Burada ilk düğüm eklendi arkadaşlar. Ve ilk düğümü tab düğüm olarak güncelledi. Else diyelim. Yani tab'ın özelliği neydi arkadaşlar? En üst düğümü gösteren değişkendi. Şu an tek düğüm olduğu için ilk düğümü tab olarak belirledik. Ancak şurada else kısmında tab'ı güncelleyeceğiz. Ne yapalım? Else kısmına geçtiği zaman elemanı tab'ın önüne ekleyeceğiz önce. Elemanın next'i neyi göstersin? Yani eleman neyin önüne eklensin?
S'nin içerisindeki tab isimli düğümün peşine ekledim şu an. Yeni eklediğim eleman. Ancak S'nin içerisindeki tabı güncellemem gerekiyor. Tabın özelliği neydi? En üst düğümü gösteriyordu. Hani stack'te yapı neydi? Her şeyi üst üste koyuyoruz. Tabakları üst üste koyuyoruz. En üst tabak bizim tab değişkenimiz. O zaman S'nin içerisindeki tab eşittir eleman diyorum. Burada güncelleme yaptık. Eleman eklemeyi şurada tabi S'nin içindeki cnt'yi artırmayı unutmayalım. Sayaç bizim için önemli. Şimdi burada siteye ekleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Siteye ekleme işlemimiz bitti. Siteye ekleme işlemimiz bitti ancak bu işlemin aynısını bir de kuyruk için gerçekleştireceğiz. Şurayı bir şöyle açayım arkadaşlar. Ekle metodunun üstünde iki tane metodumuz var. S dolu mu, S boş mu? Önce şu iki metodu kuyruk içinde oluşturmak üzere kopyalayacağım. Hemen altına yapıştıracağım arkadaşlar. Bu S dolu mu isimlerini Q dolu mu, yani kuyruk dolu mu diyelim. Şunu Q diyelim. İsmini de Q verelim. İçindeki S'leri hep Q yapacağız arkadaşlar. Q. Tamam. Burayı da yapıyoruz. Boş mu metodunda stack değil artık kuyruğu sorgulayan bir parametre alacak. Q olacak. Return. Q'nun 0. Şurada iki metodu kopyaladım arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağı ineyim. Stack ekle diye bir metodum vardı arkadaşlar. Onu da kopyalayacağım. Kuyruk ekle metodunu bunun üzerinden oluşturuvereceğim. Kopyaladım. Aşağıya indim. Yapıştırdım. Şu S ekleyi Q ekle olarak değiştireceğim. Şu siteyi Q olarak değiştireceğim. Aynı şekilde şu S'yi Q yapacağım. Yani güncellememizi S'leri Q yaparak değiştirelim arkadaşlar. Şurada yok, tamam. Şurada S'yi Q yapacağım. Şuradaki S'yi Q yapacağım. Şurada stack dolu demesin de artık kuyruk dolu desin. Aynı şekilde şunu Q yapacağım. İçindeki parametreyi de Q yapacağım. Şimdi önce şu şeyleri yapalım ama burada içeriğini değiştireceğimiz yerler var arkadaşlar. Şimdi S'leri Q yaparım önce. Unutmadan şunu da Q yapayım. Şunu da Q yapayım. Şimdi şuradan başlayalım. S ekle metodunun, pardon, Q ekle metodunun içerisindeyiz. Bir kuyruktan değişken aldı. Adres gösteren bir pointer. Bir de key var. Elemanımızı burada tanımladık. Doğru. Eleman aynı eleman. Burada da oluşup eklenecek. Burada datası key olacak. Ancak next'i belli değil. Burada Q dolu mu? Doluysa kuyruk dolu diye mesaj verecek. Ekleme yapmayacak. Düğüm eklemeyecek. Else'de Q boş mu dedik. Boşsa ilk elemanı ekleyeceğiz. Elemanın next'ini null'a bağlayacağız. Tabi kuyruğun içerisinde tab yoktu arkadaşlar. Ne vardı? Rear değişkenimiz vardı. Kuyruğun içindeki rear eşit olsun. Kuyruğun için ilk eleman olduğu için front'a eşit olsun. Front'a elemanı ekleyelim. Burada hem ilk elemanı gösteren hem de son elemanı gösteren değişken aynı değeri tutuyor. Q'nun cnt'sini arttırdık. Şimdi else kısmına gelelim arkadaşlar. Else'de ne yapıyoruz? Kuyrukta elemanları hep arkaya ekliyoruz. Yani kuyruğun en sonuna eleman ekliyoruz. Kuyruk uzayıp gidiyor. Şimdi burada elemanı next'ini Q'nun tapı değil artık. Q'nun rear olacak arkadaşlar. Çünkü rear'ın peşine ekledik. Q'nun rear'ini tekrar güncelliyoruz eleman diye. Ve burada Q'nun rear'ini bir artırıyoruz. Burası da tamam arkadaşlar. Şurada bir bakayım. Front, eleman, next'e bağlı. Tamam, doğru. Q'ya ekleme işlemimiz, kuyruğa ekleme işlemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ekleme metotlarımız bitti. Silme metotlarını yazalım. Tabi kuyruğa ekleme işleminde push değildi arkadaşlar. Neydi? Hangi metot kullanıyorduk? NQ kullanıyorduk. NQ metodu kuyruğa ekle anlamına geliyordu. Şimdi şuraya gelelim. Integer dönüş değeri olan bir metot oluşturacağım. Önce stack'ten başlayalım. S sil diye bir metot oluşturalım. Aynı şekilde stack'ten parametre alsın. S
S ismiyle. Şimdi burada silme işlemini yapacağız, ancak sitenin içerisindeki veriyi sileceğiz, ama önce sorgulayalım. Sitek boş mu? S boş mu metodumuz vardı. İçerisine S'yi gönderiyorduk. Eğer S boşsa bize true değerini döndürecekti ve biz sitek boş diye bir mesaj veriyorduk. Else kısmına gelelim. Şimdi sitekteki verileri çıkartacağız. Peki sitekteki sil metodumuz, yani çıkarma metodumuzun ismi neydi? Şöyle yapayım. Pop metoduydu arkadaşlar. Pop metoduyla sitenin içerisindeki verileri çıkartıyorduk. Ben Türkçe yazıyorum şimdilik. Şimdi çıkartalım. Stack'teki prensip neydi arkadaşlar? En üstteki, yani tabak örneğini vermiştik. En üst tabağı alıyorduk. O yüzden ne yapalım? En üst değişken tutan değer de tab değişkeniydi. Önce bir değişken tanımlayalım. Ancak burada da şöyle bir şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Stack'te tek düğüm kaldıysa. O yüzden else'den önce else if yapalım. Tek düğüm kalıp kalmadığını nasıl anlarız? C'nin içerisindeki cnt eşleş 1 ise sitenin içerisinde bir düğüm var demektir. Buradan anlayabiliriz. Hemen onu silelim arkadaşlar. Zaten tab, onun ismi de tab'tı. Delete C'nin içerisindeki tab. Pardon, C'nin içerisindeki tab isimli düğümümüzdü. Şöyle yukarıya bir bakayım arkadaşlar. Siteğimizde tab değişkenimiz var. Yani bunu biraz birbirlerine yakın arkadaşlar. Kuyruğumuzun içerisinde de rear ve front var. Bunu unutmayalım. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Tab değişkenimi sildim. Siteğin içerisindeki. Artık siteğin içerisindeki tab neyi gösterecek? Null'ı gösterecek. Boşaltmış olduk. Burada şunu unutmayacağız. Siteğin içerisindeki cnt'yi eksi yapacağız. Çünkü elemanı sildik. Burası else ismin else if kısmında stack'te tek düğüm varsaydı, else diyelim, artık stack'te birden fazla düğüm var ve biz en üstteki düğümü sileceğiz. O zaman ne yapalım? En üstten sonraki düğümü bir geçici değişkene atalım. Temp s'nin içerisindeki tab'dan sonra gelen düğümü temp değişkenine attık arkadaşlar. Burada tab'dan sonra geldiğini nereden anladık? Next'i o yüzden ekledik. Tab'dan sonra gelen düğümü temp değişkenine atladık. Çünkü onu son düğüm yapacağız. Silelim arkadaşlar tab'ı. Delete. S'nin içerisindeki tab'ı sildik. Ve burada artık tab hangisi oldu? S'nin içerisindeki tab yeni bir temp olarak tuttuğumuz düğümü tab olarak güncelledik. Burada da bu işlemi yaptık. Tabi S'nin içerisindeki cnt'yi bir eksiltmeyi unutmuyoruz. Burada da yani en üstteki düğümü sildik arkadaşlar. Stack'teki mantık buydu. Stack'imizi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu sil metodunu aynen kopyalayacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar kopyalayayım. Hemen altına yapıştırıyorum. Bu artık stack değildi, artık kuyruk olacak arkadaşlar. Şuraları S'leri Q yapacağım. Stack'leri de Q yapacağım. Q'da tabi kuyrukta çıkarma işlemi, silme işlemi neydi? Onu da burada yazalım. DQ'ydu. Şimdi buradan başlayalım. S boş mu değil, Q boş mu? Parametre olarak Q'yu gönderiyorum. Eğer Q boşsa stack boş demeyecek. Kuyruk boş diyecek. Burada else kısmında S demiyoruz, Q diyoruz. Q'nun cnt'si 1 ise kuyrukta bir düğüm var demektir. Onu da silelim. Tabi biz kuyrukta silme işlemini en baştaki düğümü siliyorduk. En baştaki düğümün ismi neydi? Front. Zaten burada bir düğüm varmış şu else kısmında. Cnt 1 ise bir düğüm var demektir. Onu da front'tur. Aynı zamanda rear'dır. Bunu sildik. Artık front, tabii şunu da Q yapalım hemen, unutmadım. Q'nun front'unu null'a bağlıyoruz. Ayrıca Q'nun rear'ını da null'a bağlıyoruz. Şu an tek düğüm varsa hem rear'dır hem front'tur. Q'nun cnt'sini 1 eksiltiyoruz arkadaşlar.
Çünkü düğümü sildik, adeti düşürmemiz gerekiyor. Şimdi burada ESF kısmında tek düğüm varsaydı, şimdi gelelim, birden fazla düğüm varsa ne yapıyoruz? En baştaki düğümü siliyoruz. Kuyruktaki prensip neydi? En baştaki düğümü silmekti. Yani silinecekse en baştaki düğüm silinecekti. Şimdi en baştaki düğümü sileceğiz ama en baştaki düğümden bir önceki düğümü bulmamız gerekiyor. O yüzden ne yapalım? Şurada bir strak not temp demişiz. Buna tabi değil de rear atayalım arkadaşlar. Şurayı sileyim. Şunun üzerinden gidelim. Rear atadım. Bir while döngüsü oluşturalım ve bu while döngüsü içerisinde bir traversal işlem gerçekleştireceğiz. Yani düğümlerin üzerinde tek tek dolaşacağız ve en baştaki front düğümünü bulacağız. Yapacağımız işlem travers işlem oluyor. Hemen yapalım. Temp, temp'in next'i eşit olmadığı sürece S'nin içerisindeki Q'nun içerisindeki, şurada da Q edemiyoruz. Q'nun içerisindeki front'a eşit olmadığı sürece dön. Front en baştaki düğümü gösteren değişkendi. Bunu görünce while'dan çıkmasını sağlayalım. Tabi temp eşittir temp'in next'i diyelim ki bir sonraki düğüme geçsin. While'dan çıktığında temp front'tan bir önceki düğümü tutuyor olacak arkadaşlar. Artık biz front'u silebiliriz. Silelim, şunu yaklaştırdım. Delete S değil, Q'nun front'unu sil. Artık Q'nun front'u neyi gösterecek? Temp'i. Temp burada döngü içerisinde çıktığı zaman front'tan önceki, yani front'un peşinden gelen düğümü artık temp'i atamıştık. Temp'i front olarak güncelledik. Ayrıca bu tabi en baştaki düğüm olduğu için şunu da unutmayacağız. Q'nun front'unun next'i nabı gösterecek arkadaşlar. Çünkü baştan sildiğimiz için baştaki düğüm hep front olacaktı ve baştaki düğümün göstericisi hep null'ı gösteriyor arkadaşlar. Bu kuyruğa özgü bir kuraldı. Bu durum tabii şeyde olmayabilir diğer stack'te. Şimdi burada Q'nun CNT'sini bir azaltıyoruz. Burada da kuyruktan silme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şu boşlukları alayım yukarı. Tamam. Metotlarımız bitti arkadaşlar. Şöyle bu boşluğu da alayım. Süreye de bir bakayım. Şimdi yukarıya çıkayım. Bir düğüm yapısı oluşturduk. Bir stack yapısı oluşturduk. Bir de kuyruk yapısı. Bu stack yapısına ve kuyruk yapısına şu düğümü oluşturup ekliyoruz. Burada ekleme metodumuzu oluşturduk arkadaşlar. Stack ekle. Kuyruk ekle. Sil metodumuz stack sil. Kuyruk sil. Daha sonra şimdi main'e gelelim. Önce bir kalıplarımızdan bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Stack'te S diyelim. Kuyrukta Q diyelim. İki adet değişken tanımladım. Bu başlangıç değerlerini ver vardı. S'nin baş ver vardı. Adres operatörü olarak da arkadaşlar S'yi göndereceğim. Aynı şekilde Q'nun baş ver metodu vardı. Buna da Q'yu parametre olarak göndereceğim. Başlangıç değerleri verildi. Yani CNT'leri 0, diğer pointer'ları, düğümleri de null gösteriyor şu an. Şu işlemi yaptığım için. Şimdi ne yapacağız? Bir kelime alacağız arkadaşlar. String kelime diyelim. Varsayalım boş olsun. Bir siyahla kullanıcıdan kelime isteyelim arkadaşlar. Kelime gir diyelim. Ve bunu kelime değişkenine atayalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Girilen bu kelimeyi hem siteye hem de kuyruğa ekleyeceğiz. Ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz? Bir while düğümüsü oluşturacağım arkadaşlar. Parantez açalım. Tabi öncesinde integer i diye bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. I sıfırdan başlasın. I küçük olduğu sürece kelimenin lengthy metodumuz kelimenin içerisindeki harfleri sayıyordu arkadaşlar. Harf adetinden küçük olduğu sürece dönecek. Şurada i'yi bir artırayım önce unutmadan. Şurada ekleme işlemini yapalım arkadaşlar. Nasıl ekleyeceğiz?
stek ekle. Neyi ekleyeceğiz? S'yi parametre olarak adresi göndereceğiz. Kelimenin inci indisini gönder. Harf harf göndereceğiz. Tabi bu aslında harf gitmeyecek. Eklerken integer tipinde dönüştürdüğümüz için harfin sayısal değeri düğüme eklenecek. Aynı şeyi şimdi stack'te kuyruk içinde yapalım. Q'nun ekle Q yapıyorum. Kelime i. Burada ne yaptım? Her while döngüsünde hem stack'e hem de kuyruğa ekleme işlemlerini yaptık. Zaten arkadaşlar hem stack olsun kuyruk olsun ekleme işlemi hep sondan ekleniyor. Kuyruğun da sonundan ekleniyor. Stack'in de sonundan ekleniyor. Ekleme işlemi aynı. Ancak çıkartma işlemi farklı. Zaten bizim işimiz de çıkartma işleminde olacak. Burada while'de ekleme işlemini yaptık arkadaşlar. Şöyle karşıya yazayım. Yığına ve kuyruğa harfleri sırayla ekledik. Harflerin sayısal değerlerini diyelim de. Çünkü ekleme tipimiz integer'dı. Burada harfin sayısal değeri. Yani A harfi oraya 65 olarak girecek. Ya da büyük A'sa, küçük A'sa 97 olarak girecek. Her düğümde bir aslında sayısal değer tutulacak. Şimdi burayı anladığımızı düşünüyorum. Şimdi kelimeleri teker teker çıkartalım ve birbiriyle karşılaştıralım. Çıkartma işlemini ne yapacağız? Stack sondan çıkartacak. Yani üst tabağı üst taraftan alacak. Kuyrukta ilk sıradaki vatandaşı alacak. Yani çıkartma işlemimiz öyle olacak. O yüzden burada bir gene while oluşturacağım ben arkadaşlar. File arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Kuyruk da olabilir, stack de olabilir. Fark etmez. Önlemleyici S boş mu? Boş olana kadar dönecek file. İçerisine parametre olarak S'yi göndereceğim. Yani stack boş olana kadar while dönecek. Tabii biz burada if ile bir karşılaştırma yapacağız ama neyi karşılaştıracağız? Şurada önce bir integer sonucu sıfıra bir değişken tanımlayacağım. If diyeceğim. Burada ne yapıyoruz? S sil. Yani stack'ten çıkart. Neyi çıkartacak? Önce parametremizi gönderelim S'ye. Daha sonra çıkan kelimenin burada zaten dönecek. Integer bir değer dönecek. Evet. Şu stack'ten sırayla çıkart. Stack ne yapıyordu? Sondan çıkardı. Son harfi çıkart. Ve karşılaştır. Stack'ten çıkan son harf yığına gelelim. Şimdi de Q'nun sili Q'yu parametresi gönderiyorum. Burada ne yaptım? İşte stack'teki son kelimeyi çıkar. Kuyruktaki ilk kelimeyi çıkar. Pardon, ilk harfi çıkar. Stack'teki ilk, yani daha açık söylemek gerekirse stack'in içerisindeki harfin sayısal değerini çıkar. Sondan çıkar. Kuyrukta da kuyruğun içerisindeki harfin en baştaki sayısal değerini çıkar ve karşılaştır. Eğer farklıysa sonucu 1 yap ve artık birekten çık. While'dan çık diyorum. Şimdi şurada if sonucu karşılaştıralım. Eğer sonucumuz 0 ise while baştan sona kadar gitti ve sonuçta 0 ise buradaki harflerin tamamı eşitmiş. Baştan ve sondan okunuşu aynıymış. O yüzden buraya bir mesaj verelim. Cout kelimeyi yazalım. Kelimesi palindrom'dur diyelim. Else kısmına gelelim. Sonuç farklı bir değerse, sıfırdan farklı bir değerse cout kelimesi palindrom değildir diyelim. Değildir büyük yazarım. Evet. Şu an kodlarımız bitti arkadaşlar. Kodlama işlemimiz bitti. Şimdi F11 ile bir test edelim. Eksik hata varsa düzeltelim. F11'e bastım arkadaşlar. Bunu 3 diyeceğim. Şurada bir eksik varmış. Onu bulalım. Burada struct değil arkadaşlar. Pardon.
Fotoğraf, evet doğru. Yok. Burada bir hata olduğunu söylüyor. Neymiş hatamız? Program. Yani şuraya yorum satırı eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi tekrar F11 ile çalıştırıyorum. Şurada int Q silde şuradaki şeyi Q yapmamışım arkadaşlar. Q yapalım. Aynı şekilde şunlar Q kalacak. Q, Q, Q. Tamam. F11'e basıyorum. Evet, programımız çalıştı. Ekran, ana ekranımız gelsin. Biraz belleği yoruyor demek. Çünkü geç geldi. Kelime girin. Girelim arkadaşlar. Ahmet diyorum. Enter'lıyorum. Ahmet kelimesi palindrom değildir dedi. Tekrar bir daha çalıştıralım. F11'e bastım arkadaşlar. Şu an açmaya çalışıyor. Bir daha çalıştırayım arkadaşlar biraz. Programı yorduk sanırsam. Geldi. Şimdi palindrom bir kelime yazalım arkadaşlar. Baştan okunuşu da sondan okunuşu da aynı olan bir kelime ne olsun? Büyük harfle Anna yazdım. Baştan da okusak sondan da okusak aynı kelimeyi çıkarıyor. Enter'ladım. Anna kelimesi palindrom değildir dedi. Burada da bir hata verdi arkadaşlar. Palindrom dur demesi gerekiyordu. Bir eksiğimiz var. Onu bulacağız arkadaşlar. Bir bulalım. Bir bakalım. Main'e gelelim arkadaşlar. Kelime i, kelime i. Bir süreye de bakayım arkadaşlar. Süre 30. Şimdi hatamızı bulalım arkadaşlar. Şöyle başa kadar gidiyorum. Baştan itibaren. Burada bir düğüm yapımız var, stack yapımız var, kuyruk yapımız var. Başa ver. Tamam, başlangıç değerlerini veriyoruz. Bütün ekle. Ekle metodumuz. Bu şekilde. Tamam. Sil metodumuz stack. Burada arkadaşlar geri dönüş değerimiz integer'dı. Sil metotlarını. Burada onları eklemedik. Onlar boşsa return 0 diyeceğiz. Doluysa silmeden önce değeri alalım arkadaşlar. Integer x eşittir. Stack'te sileceğimiz değer s'nin içerisindeki tab değerinin datasıydı. Bunu alayım arkadaşlar. Şurada return x diyelim önce. Aynı şeyi buraya da yapalım. Tapı alalım. Ve en son şurada return x diyelim arkadaşlar. Aynı şeyi kuyruk sil içinde yapacağız. Burada olmadığı için return 0 diyeceğiz. Şurada değer önce alalım arkadaşlar. Integer ya da yapıştırayım. Integer x. S'nin tabı değil de front. Front'un tabı bunda Q olacak. Q front tab. Bunu kopyalayayım. En son şuraya return x diyelim. Şuraya gelelim. Else'de de aynı işlemi yapacağız. Yapıştırıyorum. Aynen burada da front'u çıkartacağımız için, sileceğimiz için front'un datasını aldık. Return x diyoruz. Tamam. Geri dönüş değerlerini eklememişiz. Onları da ekledik. Şimdi F11 ile bir daha çalıştırıyorum arkadaşlar programı. Programımız açılıyor. Programımız açıldı. Şimdi bir palindromik bir kelime yazalım arkadaşlar. Anna dedim. Gördüğünüz gibi Anna kelimesi palindromdur dedi. Bir de palindrom olmayan bir kelimeyi yazıverelim. Hemen F11 ile çalıştırıyorum. Biraz derleyici arkadaşlar zorlanıyor. Çalıştırdım ama
Bekliyorum şu anda. Şuradan bir daha exe diyelim. Evet geldi. Bir de farklı bir kelime yazalım. Mesela gelmedi, geliyor. Tamam. Ahmet dedim. Ahmet kelimesi palindrom değil arkadaşlar. Enter'lıyorum. Ahmet kelimesi palindrom değildir. Programımız bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Şöyle yukarıdan aşağıya hızlı bir göstereyim. Bir yapımız var. Düğüm yapısı. Bir stack yapımız var. Bir de kuyruk yapısı. Stack'e de kuyruğa da elemanlar hep sondan ekleniyor arkadaşlar. Ancak çıkartırken stack'teki elemanlar üstten yani sondan çıkartılıyor. Son giren eleman ilk çıkıyor. Kuyrukta tam tersi ilk giren eleman ilk çıkıyor. Ya da son giren eleman son çıkıyor. Son çıkıyor. Yani çıkışlar stack'te sondan, kuyrukta baştan. Burada ne yaptık? Bir ekle metodumuz var. Site ekleme yapıyor. Kuyruğa ekleme yapıyor. Sil metodumuz stack'ten silme yapıyor. Q sil kuyruktaki değerleri siliyor. Tabi silerken bize ekrana getiriyor ki karşılaştırmayı sil metodunda yapıyoruz. Main kısmında da buradan başlıyor. Burada bitiyor arkadaşlar. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Süreye bir bakayım. 40 dakikayı geçti. Ancak bölmek istemedim. Bir videoda bitirmek istedim. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.